Hoş geldiniz. Wow. Hoş geldiniz. Buyurun. Setimize kimler gelmiş, kimler? Hazır mıyız? Hazırız. Hadi o zaman buyurun. Aslanım merhaba. Merhaba. Ben sürekli böyleymişim. Merhaba. Merhaba. Bugün çok güzelsiniz. Sizi farklı görüyoruz. Ya çok teşekkür ederiz. Malum efendim bugün 1000. bölümümüzü çekiyoruz. 1000. bölüm. Yani ben de biraz kasabanın şerifi gibi şöyle bir kovboy olayım dedim. Böyle nasıl olmuş sizce? Çok güzelsiniz. Teşekkürler. Gelin evleri bölümlerinden en beğendiğiniz çeyiz hangisiydi hatırlıyor musunuz? Ya bir şey söyleyeyim, hepsi çok güzel, hepsi çok değerli ama Bursa gelinleri çeyize çok düşkün. O sebeple Kestel'de Emine ve Bursa'da yine bir bayram çekimiydi. Neslihan gelin acayip iddialıydı. Peki en beğendiğiniz sunum hangisiydi hatırlıyor musunuz? Hepsinin gerçekten kahve sunumları da birbiriyle yarışır. O derece iddialı. Ama Buket gelin bize böyle bir gün kuş kafesi gibi böyle bir tepside böyle buharlı böyle yanar dönerli bir sunum yapmıştı. Çok havalıydı. Şahsen bunu ben bile yapamam. Bu sunumu hiçbir yerde bulamazsınız. Kızlar da yani daha önce gördüm demesin. Bu kahvem de döküldü biraz. Olsun, nazarlık. Hadi bakalım kızları bekletmeyelim. Ben şöyle yavaştan içeri doğru geçeyim. Güzel sunumumu da onlara göstereyim. Peki gelinlerimizin mutfakları arasından en beğendiğiniz mutfak hangisiydi? Diana gelin vardı. Diana gelinin mutfağı güzeldi. Bence Diana mutfağı çok güzel değerlendirmiş. Kızlar beğenir beğenmez. Çok modern, çok güzel de fikirler sunmuş. Benden mutfak tam puan. Bazı gelinlerimiz oluyor ki çok küçücük metrekarelere sığmak zorunda kalıyorlar. Ben onları zaten çok tebrik ediyorum. Yani o küçücük 50 metrekareye bile nasıl güzel sığan gelinler gördük biz. Hiç kolay değil. Gelin evinde yaşadığınız en komik an hangisiydi? Bursa'da tavuk alma adeti diye bir şey vardı. Dedim ki yani orada tavuk alma adetinde şöyle. Düğün akşamında gelinler işte kılık değiştirebiliyor. Damatlar gelin kılığında oluyor veya arkadaşları kılık değiştiriyor. Böyle bir mizansenleri var. Bir sürpriz yapmak istedim gelinlerimize. Hiçbirine söylemedik. Arabanın kapısı açıldı. Aslı Hünel'i beklerken içeriden bıçkın Aslı Hünel çıkınca onun adını da ben Ahmet koydum. Böyle bıyıklı, kasketli, ayakkabılarının üstüne basan bir karakter indi arabadan. Bütün gelinler şok geçirdi ve sonrasında tüm ekip çok güldük. Çok sağlamdım yani, çok acayip. Burada Pınar Hanım var demişler. Nerede? Aslanım. Çok güzel olmuşsunuz. Aslanım da kim? Aslı bacım. Burada Pınar Hanım varmış. Nerede oturuyorlar? Bizi bakalım. Bekliyorlar şurada. Bir tavuk alma Aslı, merasimi var dediler. Resmen Tatar Ramazan gibi olmuşsunuz öyle, ya. Öyle. Tam daha iyi olamaz. Tam tavuk almadaki gibi. Şimdi harika, aynen. Tavuğumu getirin bana, tavuk alma var dediler. Bu arada tabii böyle şeyler yapıyoruz. Çünkü bizim programımız neşeli, eğlenceli ama bir o kadar da hayata dokunan bir program. Her gelinin, her evin bir hikayesi var. Zaman zaman gözyaşlarına boğulduğumuz evler oluyor. İnanılmaz hikayelerle karşılaşıyoruz. Çok gülümseyen, çok esprili bir gelinin aslında çok dramatik bir geçmişi olabiliyor. Ve bir anda bunu anlatırken biz buluyoruz. Ve orada gözyaşları sel oluyor gerçekten. Bunu da milyonlarla sağ olsun gelinlerimiz de ben de paylaşıyoruz. En şaşırdığınız an hangisiydi hatırlıyor musunuz? Her gün bir şeye şaşırdığımı söyleyebilirim. Bulaşık makinesinden çıkan bir gelin vardı. Aa, evet, o mutfak setup'ında ben yoktum. Gelinler vardı, iyi ki de yoktum. Yüreğime inerdi herhalde. Geçenlerde de bir gelinimiz gardırobun içinden fırladı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Zannediyorlar ki bunu bizim ekip kurguluyor. Hayır, gelinler çok yaratıcı. Gerçekten her anımız ve her günümüz bence unutulmaz oluyor. Peki en zorlandığınız an hangisiydi? Bazen yani hani amiyane tabirle hani salya böyle gidiyor. Gözyaşları gidiyor ve sonrasında toparlanmamız biraz güç oluyor. Bir gerçek var ki biz bir aileyiz.
Yani şöyle toparlayayım. Aslı Üner'le Gelin Evi ekibi gerçek bir ekip. Gerçekten duygu buradaki insanlara geçiyorsa demek ki ekran başındaki izleyicilerimiz ne hissediyor? Ve sonrasında izlemelerin de bu kadar güçlü olması demek ki o duyguyu doğru bir şekilde geçirdiğimizi gösteriyor. En güzel karşılama hangisiydi sizce? Çatalca'da böyle bizi Roman Mahallesi'ne gitmiştik. Ne kadar güzel davul, zurnalar, çalgıcılar, çengiler. Ne güzel karşılamışlardı. Esra Gelin, onlar da bizi kırmızı halıyla karşılamışlardı. Ya bütün mahalleli aşağıya inmişti. Böyle 3-4 tane karşılama hatırlıyorum. Çok enerjisi yüksek karşılamalardı. İnsanların o sevgi seli bizim için çok kıymetli ve çok değerliydi. Bunları unutmam mümkün değil. Tane gelin gördük ve neredeyse hemen hemen hepsinin kalbine dokunduğumuzu biliyorum ve 10.000 altın dağıttık. Galiba ekranların en çok altın dağıtan programı Aslı Üner'le Gelin Evi. Ben buradan bütün gelinlerimize çok teşekkür ediyorum. Unutmadan hep gelinlerimize destek olan aileler, arkadaşları, akrabaları var. O güzel masaları kurarken onlara yardımcı oluyorlar. Mahalleli arkadaşları onlara, gelinlerimize destek veriyor. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. En çok teşekkürü o gelinleri yetiştiren, büyüten annelerin ellerinden öpüyorum ve kutluyorum gerçekten. Kimisi benim yaşımda, kimisi benden büyük. Hepsi evlerini, yuvalarını açtılar bizlere. Özellerini paylaştılar. Yeri geldi mutluluklarını paylaştı. Yeri geldi gözyaşlarını bizimle paylaştı. Ve inanılmaz güzel bir iletişim oldu. Onlarla aramda gerçekten büyük bir sevgi var. Ben onları çok seviyorum, onlar biliyor. Buradan bizi izleyenlere kocaman sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Siz var olduğunuz sürece biz de burada var olmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız, çok teşekkürler ediyorum. Ekibimize kocaman alkış. Biz 1000 bölümü tek başıma yapmadım. Kocaman bir ekip. Evet, kamera önünde beni ve 5 tane gelin gördünüz. Ama bunun arkasında çok büyük bir ekip var. Ama kalpleriyle birlikte olan ekip var. Çünkü bizim işimiz çok sabır isteyen, çok mesai alan bir iş. O sebeple sanıyorum beni seviyorlar. Seviyor musunuz? Çok! Seviyor musunuz? Çok! Evet! İşte bu işin sırrı sevgi. Ben sizi çok daha fazla seviyorum. İyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum.